Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba, ben Uğur Volkan Uysal. Bugün sizi biraz Ege'ye götüreceğim. Deniz mahsullü mis gibi bir köfteden bahsediyorum. İçinde kalamarın olduğu, karidesin ve balığın olduğu, böyle ağzınıza attığınızda lokum gibi dağılacak bir deniz mahsullü köfte. Dışı nasıl olacak biliyor musunuz? Panko ekmeğiyle paneleyeceğiz. Çıtır çıtır, içi yumuşak, dışı sert bir köfteden bahsediyorum. Köfte deyip geçmeyin. Deniz mahsullü bu. Şimdi ocağın üstüne yağı koydum, tencereyi de koydum. Ufak bir salça sosu yapacağım çünkü buna. Hemen şöyle bir çiçek yağı birazcık. Biraz salça ve çok az da çili biber kullanacağım. Deniz mahsulleriyle biber çok enteresan bir uyumu oluyor. Daha önce denemediyseniz bir denemenizi tavsiye ederim size. Altını biraz kısalım, bu bana çok kızmış. Gel bakayım, tamam. Sakin, tamam. Çok güzel. Şimdi köfteye geçmeden önce şu sosu aradan çıkarayım. Çünkü sos kaynamadığı zaman istediğim efekti alamıyorum. Yani çiğ çiğ kalırsa o salça işime gelmez. Onu yaşamak istemiyorsanız öncelikli olarak sosla başlayın. Daha sonra köfteyi yoğurup zaten kızartması en kolay aşama. Hemen aradan çili biberi de doğradım. Salçayla birlikte o da girsin. Küçük bir karıştırma işlemi. Daha sonra bununla ilgilenmenize gerek yok. İlk bir dakika kendisiyle bir hasbihal edin. Birazcık ilgilenin. Daha sonra dediğim gibi bırakın kendi haline. Hatta suyunu da verelim. Tamamdır. Sosu çıkardık. Bu kadar hızlı ve pratik. Şimdi karidesin incecik rondodan çekebilirsiniz bunları. Bıçakla da zırhlayabilirsiniz ama en güzeli rondodur. Atın 2-3 kere çevirin. Ayrı ayrı yapın ama bu işlemi. Hepsini bir arada yapmayın lütfen. Kalamar, karides ve balık. Buna neler eklenecek? İçerisine birazcık rende mozzarella ekliyorum. Kaşar olur, dil peyniri olur. Ne arzu ediyorsanız. Şuradaki taze otlarımı alıyorum. Fesleğen ve maydanoz. Bunları da şöyle incecik kıyıyorum. Ben bu yaz bir Bodrum'a gittiğimde bir restoranda kalamar köftesi yemiştim. İnanılmaz güzeldi. Gerçekten şefi tebrik ettim. Ellerine sağlık dedim. Şimdi bazı gittiğimiz yerlerde tanınıyoruz tabi. Aa Uğur Bey hoş geldiniz. Bazı yerlerde de hiç böyle seslenmiyorum. Çünkü bazen huzurum kaçıyor. Yani ben çok böyle eleştirmeyi seven bir adam değilim. Hani güzelse yemek afiyetle yiyorum. Değilse de yani üzülüyorum. Keşke daha güzel olsaydı diye. Aman aman da böyle yorum yapmayı sevmem. Birçok girdiğim ortamda işte herkes gözüme bakar Uğur Şef ne diyecek diye. Ya yiyelim afiyetle yemeğimizi gidelim şeklindeyim ben açıkçası. Şimdi bu malzemeleri artık koyduktan sonra içerisine birazcık da nişasta ekleyeceğim. Nişasta bu işin aslında çimentosu olacak. Yani köftemizin daha güzel bir şekilde çıkmasını sağlayacak dokunuş bu. Şöyle bir yoğurma işlemi. Kıvam zaten bana mesajını verecek. Diyecek ki ben tuttum ya da azıcık daha ver bana diyecek. Böyle deniz mahsulleri köftesinin harcını çok severim. Kırmızı değildir böyle. Daha görüyor musunuz rengi? Mavili beyazlı. Çok hoş bir rengi vardır. Daha yakışıklı görünür. Onun için de deniz mahsulü köfteleri yaptığım zaman onu yoğurmayı çok seviyorum renginden dolayı. Şimdi şöyle bir harmanlama işlemi tamam. Birazcık da içerisine panko ekmeği ekliyorum. Dışı sert olacak ama içinde de böyle güzel bir lezzet olsun. Onu da ekledik. Hamur tamam. Şimdi yapacak olduğumuz işlem şu. Gelelim buraya. Yumurta, panko ekmeği. Bu ikisi yan yana olacak. Hatta panko ekmeğini biraz daha geniş kaba alalım. Ocağın da altını gazlayalım. Birazdan çünkü bize lazım olacak. Buraya geldik. Elimi yıkamadan direkt olarak köftemden şöyle bir parça alıyorum. Bakın. Köftenin ister dana köftesi yapın, ne köftesi yaparsanız yapın, ister tavuk. Avucunuzu aldığınızda aşırı yapışma yapıyorsa doğru yolda değilsiniz demektir. Bu ne demek? Ben daha tutmadım demek. Ama avucunuzu aldığınızda rahatlıkla döndürebiliyorsanız doğru yoldasınız demektir. Çok az bir su, hafif bir bastırma işlemi. Avucunuzun ayasıyla bu görüntüyü rahatlıkla verebilirsiniz. Yumurtadan sonra şöyle biraz süzdürüp hemen pankonun içerisine atıyorum. Aynı zamanda sürprizli bir köfte bu. Bakar mısınız? Çıktığında tam olarak içinde ne olduğunu kimse bilmeyecek. Hemen yağın içerisine bıraktım ve biraz da kısalım yağı. Çünkü panko biraz böyle hani kendi özelliğinden dolayı çabuk yanabilir. İçi çiğ kalır, dışı pişmez. Ateşi yönetirseniz doğru şekilde mis gibi bir köfte yapabilirsiniz.
aynı işlemi tekrar yapacağım. Ben bundan 4 tane çıkarırsam sanıyorum işimi görür. Hemen bunu da gönderelim. Gel bakayım sen. Seni bir çevirelim biz. Of. Avucunuzu dolduracak şekilde ölçü bulabilirsiniz zaten. O sizin ustalığınızla ilgili. Çok da zor bir şey değil açıkçası. Bunu da yaptım. Son bir köfte bu. Ha derseniz eller biraz batıyor. Yani bu paneleme işlemi birazcık zahmetlidir. Ama sorun değil. Suyla güzel bir şekilde yıkayıp yolumuza devam edebiliriz. Şimdi son bir şey gösterdikten sonra artık ortalığı derleyip toplayacağım. Ve işin en sevdiğim, en yakışıklı kısmına geleceğim. Tabii ki sunum. Elimde böyle küçük mantarlar var. Bunları da yağın içerisine atıyorum. Aslında deep fried denir bunlara. Derin yağda kızartmak. Garnitür olarak kullanacağım bu yakışıklıları da. Hazır yağ kızarmışken birlikte pişsinler. Evet, çok güzel. Daha diyor ki bu beni elleme, biraz daha kızarayım. Çok güzel. Evet, her şey yolunda. Sosumu da bir kontrol edeyim. Of, o da yolunda. Ben ortalığı derleyip topladıktan sonra en yakışıklı sunum için sizinleyim. Deniz mahsulleri köftesi nar gibi kızardı. Artık beni al diyor. Sizi almak istemedim açıkçası. Görüyor musunuz? Hafif de şişiyor. Çünkü malzemeler piştiği zaman hani bir miktar küçülür ama aynı zamanda da böyle gördüğünüz gibi kendisini de bulur. Yani o dış kaplamadan dolayı büyüyor. Yoksa hani ete attığınız zaman bazıları diyor ki işte bir kilo et aldık hiç kalmadı abi. E tabii kalmaz yani. %30'u 40'ı zaten fire oluyor. Fire ne demek? Piştiği zaman doğal olarak suyunu kaybediyor ve küçülüyor. Şimdi bu yakışıkları aldım buraya. Sosum da hazır. Şöyle küçük bir karıştırma işlemi. Süper. Bu sosu çok kıvamlı yapmanıza gerek yok. Böyle hani ekmek banma kıvamında olması sizin için yeterli. Ya da köftenizi de bandığınız zaman rahatlıkla iş görmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim. Çok ağır salça olmayacak zaten. Çünkü deniz mahsulleriyle salça olmaz diye bir şey yok. Ama çok fazla eklerseniz deniz mahsulleri köftenin önüne geçebilir. Başrolün hani rolünü çalmaması gerekiyor. Şimdi sosumuz şöyle bir köşede dursun. Sana bakayım. Evet. Çok güzel. Üçlü koysak bu iş çok güzel görünecek. Daha fazlası boğacak açıkçası. Sosunu şöyle bırakalım. Hazırlamış olduğum mantarları köşelere şöyle garnitür olarak bırakıyorum. Bunlar da hazır. Son olarak bahçemden şöyle hemen bir dal alayım. Dereotu olabilir, fesleğen olabilir, rozmeri olabilir. Ne arzu ediyorsanız onu kullanın. İşte efendim bugün yakışıklı yemeklerde deniz mahsullü köftesi vardı. Yanında da mis gibi acılı bir domates sos. Siz de sıvayın kolları, girin mutfağa, evinizin mutfağını restoranına çevirin. Bu yakışıklı tarife ve daha fazlasına ulaşmak için YouTube kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın. Biraz önce size sunumunu yaptım ama özellikle şu iç kısmındaki sünmeleri de görmenizi istiyorum. Bakın içi bembeyaz. Size vaat etmiş olduğum köfte böyle bir şeydi. Görüyor musunuz? Peynirler güzel bir şekilde sünüyor. Nereye kadar gidecek acaba? Şimdi bu yakışıklı köfteyi hafif bir sosa banıp konuşma yetimi kaybettim şu an. Bu inanılmaz bir şey. Bir tane de mantar. Şu an tam balık sezonundayız. Kasım ayındayız. Mutlaka balıklarınızı alıp mutfağa girin ve şu lezzeti deneyin.